Merhaba arkadaşlar Falun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen Boğalar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler veya tarot baktırmak isteyenler Instagram'dan Falun Astroloji sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu dönem ev ya da evlilik konusunda ne dileğiniz varsa onun gerçekleşeceği olarak gözüküyor ki burada büyük bir kaplumbağa e, özellikle ev alımları için size fırsat verecek, birdenbire önünüze çıkacak olarak gözüküyor arkadaşlar. 4 e, vakittir ya da 4 günden beri yaşadığınız bazı sıkıntıları bir anda çözeceksiniz. Hızlı bir çözüm sürecine geçeceksiniz. Uzun yoldan gelecek olan iki tane sevindirici haberiniz var. Bunun bir tanesi parasal anlamda kaynak olurken ikincisi bir kişinin hayatınıza girmesi veya size maddi veya manevi anlamda destek vermesi olarak gözüküyor. Bu hiç beklemediğiniz bir durum. Şimdi fincanın içerisinde şurada Allah yazısıyla birlikte dua kapılarınızın açıldığı da gözüküyor. Bu dönem ettiğiniz dualar konusunda kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağınız gözüküyor. Devlet kapısı gibi bir yerden bakın tam olarak devlet kapısı değil ama ona benzer köklü kuruluşlardan size gelecek olan bir kısmet ya da özellikle iş konusunda beklediğiniz bir şey varsa uzun zamandan beri sektörde olan aile şirketleri ve 30 yılı aşkın olan süreçte yer almış olan sektöründe liderlik konumuna giden bir yerle anlaşmanız gözüküyor. İşiniz kendi işiniz olabilir ama böyle bir yerle de ortaklık ya da belli bir projede bir arada bulunmak da olabilir buradaki. O yüzden bu dönem şans konusunda böyle bir yapı gözükecek. İsminde T harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. Bir süredir beri arkanızdan yapılan dedikodular konusunda gündeminizin neden hiç bunları almadığınızı konuşacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi de yani bunları önemsemiyor. Siz de önemsememeyi öğrendiğiniz gözüküyor. Boğa burcu normalde e, kafasındaki bir şeyin cevabını alıncaya kadar uğraşır ama bu dönem biraz boş vermişlik duygusu daha ön plana geçecek sizin için. Bu da e, beynen rahatlamanızı sağlayacak. Z harfindeki bir kişi şans anlamında size iyi gelecek. Hani bu kişinin e, yaptığınız işler veya e, ortak e, görüştüğünüz kişiler sizin e, bir nevi hem kafanızı rahatlatmanız hem de bedensel olarak da bir şeylere, aktivitelere eğlenmeyi e, hedef alacağınız bir süreci işaret ediyor. Evinize yeni bir eşya girişi var. Bunu e, 4-5 rakamı gösteriyor. 5 vakittir beri istediğiniz bir şeye kavuşacaksınız. Hani bu 5 gün olabilir, 5 hafta olabilir veya 5 ay olabilir. Bu konuda çok istediğiniz bir şeye kavuşacağınız gözüküyor. Oklar yukarıyı göstermiş. Yükseliş döneminize geçiyorsunuz ki zaten e, bu aralar bütün astrologlar e, boğa burcu için hepsi yükselişe geçeceğini söylüyor maddi ve manevi anlamda ama benim buradaki gördüğüm şey daha farklı. Mesela özellikle iş ve kariyer kanununda bir süredir bir yapmak isteyip de hep önünüze engel çıkan bir şey için Hızlı bir şekilde e, oluşturacağınız mesela bir iş mi kurmak istiyorsunuz? Bir anda önünüze böyle bir fırsat. A, gel şunu yapalım değil de siz ya başladım işte artık buradan sonrasında e, ne olur dediğiniz konuda hızlıca bir düzen oluşturmanız gözüküyor. Bu anlamda kendi amacınıza de inanmakta zorlanabilirsiniz. 21 rakamı 21'i 24'ü ve 27'si olan günlerde özellikle önünüze açılacak yeni bir kapıyı gösteriyor. Yani bugüne kadar çalıştığınız sektörden başka bir sektöre de geçebilirsiniz. Oturduğunuz semtten başka bir semte de oturmak, yani yeni bir hayal kurup onun peşinden gitmeyi de düşünebilirsiniz ki bu konuda önünüz açık olacak. Bazen dertlerim bir tek beni ilgilendiriyor diyorsunuz ama çevrenizde sizi seven insanların kendi varlığını göstermesi durumu var. Hani bugüne kadar insan eksiltiyordunuz ama şimdi insanlar biz buradayız demenin yollarını bulacaklar size. Gerçek dost olduklarını ya da gerçekten sizi sevdiklerini ispat eden davranışlar söz konusu olacak. Bugünlerde doğum günleriniz var evet ama aynı zamanda şu da var. Ee, siz bu süreçte kendinizi de değiştiriyorsunuz yani kendi doğumunuzu da gerçekleştiriyorsunuz bir süredir bir almanız gereken kararlar ertelediğiniz her ne varsa onları da artık e, karar almaktan bahsetmiyorum uygulamaya geçtiğiniz gözüküyor resmi bir kağıt var bu kağıt e, imza içermiyor normalde imzalasanız iyi olur diyecekler size ama bu kağıdı imzalamayın daha sonrasında bu kağıdın daha iyi şartlarda versiyonu ile geri gelecekler. O yüzden biraz daha beklemenizde fayda var. Ahtapot gibi etrafınızı sarmış insanlar olacak. Hani sağınıza dönseniz onları göreceksiniz. Solunuza dönseniz onları göreceksiniz. Aslında benden ne istiyorlar diyebilirsiniz ama sizden gerçekten sevgi anlamında dostluk anlamında bir beklentileri olduğu gözüküyor. Bazen insanların size bu kadar parasal anlamda bir şey beklemeyip de sevgi anlamında bir şey beklemesi de sizi şaşırtacak. Hani bugüne kadar hak ettiğiniz şeylerin aslında sizin hayatınıza geldiğini göreceksiniz. Bu yüzden değişim konusundaki sürecinizi hızlandıracaksınız. Anahtar sizsiniz. 7 vakittir veri beklediğiniz bir iş konusunda hızlıca adım atacaksınız. İki ayrı yerden gelecek olan müjdeniz var. Önü kapatılmış bir devlet kapısındaki işinizin miras olur, mahkeme olur. Bu konuda öne açılacak. Hani birdenbire bir süredir hakkımı arıyorum ama alamıyorum dediğiniz konuların artık öne açılıp size hakkınızı alma şansı verilecek olarak gözüküyor. Rüyalarınız zaten sizin dönüşümünüzü tamamıyla gösteriyor ama kendinizi bir kutu içerisinde etrafınıza ışık saçarken görebilirsiniz. Bu anlamda da şansınızın insanlara verildiğini değil, hayır. Aksine kendi şansınızla birlikte etrafınızı da aydınlattığınızı fark edeceksiniz. Bu şansı kendi ellerinizle yarattığınız, yaptığınız işten. Mesela yeni iş kurmak istiyorsunuz. Birçok insanın bundan faydalanacağı hani belki fabrika türü gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir iş kuracağınızı gösteriyor. Yani büyük düşünün arkadaşlar. Bu dönem 1'e 1 bir koyduğunuza 10K alacağınız bir süreçtesiniz. O yüzden yatırım araçlarınızı da yükseltmeniz gerekiyor. Yani yaptığınız yatırımlar konusunda ben burada şu kadar kazanırım dediğiniz şeyden onun 4-5 katını daha fazlasını da kazanacağınızı unutmayın. Ev konusu bakın ev alımları özellikle bu dönem önünüze kapılar açılması sizin bir e, yerden fırsatlar hani e, kredi çekiyorum ödeyebilir miyim diye düşünmeyin gerçekten e, alın çünkü yaptığınız her işin büyümesi sizin ferahlığa çıkmanız anlamında gözüküyor. Ödemeler konusunda parasal anlamda sıkıntınız kalmayacak. Ama ilişkiler konusunda denge tutturmaya çalışacaksınız. Yani e, bu aile değil e, özellikle eşler arasındaki problemlerin gün yüzüne çıkması. Hani sen bana değer vermiyorsun ya da ben sana değer vermiyorum artık bu burada bilmeyeli dediğiniz noktalara geleceksiniz. O konudan dolayı da e, hani bugüne kadar etrafında döndüğünüz problemlerin tam merkezinde olduğunuzu fark edeceksiniz. Nazar konusu artık eskisi kadar size etkilemiyor. Hani bu konuda zaten aldığınız tedbirler sizin için işe yarıyor olarak gözüküyor. Bir süredir beri hayalini kurduğunuz bir e, oluşum hani 2-3 tane parçalı e, ev yapma düşüncesi olabilir. Bir çiftlik vari e, bir olayın içerisinde olabilirsiniz. Yani e, bunun içerisinde 2-3 tane evi ilgilendiren konuları ee, artık aydınlığa ferahlığa çıkartacaksınız elinizden çıkacak olan bir miktar para var ama bunun karşılığını fazlasıyla alacağınız da gözüküyor kalben sıkıntıda olduğunuz hadi hep hayalim dediğiniz bir şeyi gerçekleştirme döneminiz gözüküyor 4 rakamı önemli olacak ayın 24'ü e, tarihinde özellikle e, sizin için gelecek olan büyük bir sıkıntı var bu aile içerisindeki bir üzüntüyü gösteriyor Bu üzüntünün içeriği ne olur bilmiyorum Hani bazılarınız için hastalık konusu Bazılarınız için başka bir şeyle yüzleşme Geçmişte öğrenmediğiniz bir şey olacak Ama buradakinin içeriğini Hani yorumlarda soracaksınız Kayıp mı veya başka bir şey mi diyeceksiniz Ama bunu tam olarak kelimeye dökmek pek mümkün olmuyor Çünkü burada bir karışıklık var Belki toplumsal bir olaya çok içten üzüleceksiniz O yüzden Burada duygusal anlamda sizin değişime uğrayacağınız hani bugüne kadar e, hep insanlardan bir e, artık beklentim yok onlara güvenmiyorum diyorsunuz ya bu dönem o kendi içinizden bireyselliğinizden çıkıp bütünselle doğru gittiğiniz bir e, duygudan bahsediyor. Ayın 24'ü özellikle bu tarihte 3 tane farklı toplumsal olayın içerisinde kalabiliriz. Ama bunun içerisindeki cümleler hani ne olur? Her birinize dokunan, yüreğinizin bam teline dokunan başka şeyler olacak. O anlamda değişiklik arz ediyor. Ama şurada bir şey var. Evinizin içerisinde ferahlayacaksınız. Yani son iki yıldan beri yaşadığınız sıkıntıları artık kurtulacağınız, ferahlayacağınız bir durum var. İlişkiler konusunda olağını devam ettirme niyetinde olacaksınız. Ama yalnız olan bir boğa burcuysanız bu dönem kariyerinize odaklandığınız, kendinizi yapılandırdığınız bir süreçte olacaksınız. O yüzden de siz tam bu süreçte odaklanırken de hayatınıza girecek insanlar var. Bu insanlar size ilk önce dost olarak ama daha sonrasında içinden seçersiniz ya da onlar sizi seçer bilmiyorum. Ama bu dönem seçim hakkı sizin onu da unutmayın. Siz karar vereceksiniz. Büyük bir balık kısmet bu konuda yaptığınız bir yatırımın ikiye üçe katlanması olarak gözüküyor. Bir süredir beri hayalini kurduğunuz şeyler konusunda artık büyük bir şans elinize geçecek. Bunu değerlendirmeniz gerektiği gözüküyor. Tek bir niyetiniz var. Bunu bugüne kadar hep yavaşlatmışsınız. Bundan sonraki süreçte özellikle ayın 24'ünden sonraki süreçte hızlandıracağınız gözüküyor ki bu konuda şansınız büyük oranda değişim verecek. Evet boğa ve yükselen boğalar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.